Sevgili Şaban Seviç, şimdi bir yandan mesela Akit TV aç, Akit TV'deki yorumcular diyor ki ya biz özgür hissetmiyoruz zaman zaman kendimizi. Atatürk'le ilgili işte 1923-38 dönemiyle ilgili konuşurken sansürlüyoruz kendimizi diyorlar. Özgür hissetmiyoruz diyorlar. Yani bugünkü sistemde onlara bakarsan onlar da bu işte onun için diyorlar ya 28 Şubat ortamı doğdu. 28 Şubat'ta mıyız kardeşim diyor İslamcı kanat, değil mi? Onlar da üzerlerinde bir baskı hissediyor. Ya ne baskısı öte hissediyorlar yandan, ben anlamıyorum ki artık daha ne yapacaklar yani Rasim? Ya işte neyse ya Barış olabilir. Onlar yani bak ben durumu anlatıyorum. Hayır önce ben anlamadım yani atıyorum. Bu mağduriyet 25 senedir sürüyor. 25 senedir iktidarsın, 25 senedir mağdursun. Nasrettin yok. Hoca'nın dediği gibi verin o kepçeyi biraz da biz ölelim kardeşim. Böyle mağduriyete can kurban. Ama şimdi baktığın zaman bu konularda Barış şimdi mesela hatırla. Ben size sorayım bak hem Barış'a hem Gürkan'a. Ben bunu objektif söylüyorum. Yani buna ben herhangi bir karşıyım yanayım diye söylemiyorum. 2012-13'te Barış hatırlıyor musun? Bizim Adalet Masası'nda yayınlar yaptık. Evet. Latife Hanım'ın yeğeni geldi. 4 sen vardın. Yaptık. Gürkan da orada gizli özneydi. Çünkü Gürkan iyi biliyordu bu konuları. Seni antrenörlük yapıyordu tamam mı? Orada hatırlıyor musun ne konular konuştuk? O yayın şu an yeniden yapılamaz yani Türkiye'de. Bak yapılamaz. Yani şu an o yayını biz yeniden yapamayız. Latife Hanım'ın yeğeni. Ne vardı? Fatih Bayan vardı. Mehmet Öke. Barış hatırlarsın. Mehmet Öke vardı evet. 4 program yaptık canım. 4 programda konuştukları. O konuyla ilgili 4 bölüm. Bak konuştuklarımızı ben şu an özetleyemem burada. Özetlemem yani. Canım yani, o da o zaman değilim. Yani... Rasim Ozan demek ki düşünceyi ifadede ileriye gitmemişiz, geriye gelmişiz ha, demek o da ki. O işte zaten bak. Hayır bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu mu o zaman ne yani? CHP'nin bu konu için ilgisi hayır, yok ya. Bugün bir şey herhalde CHP'nin yok canım herhalde yok. Burada çünkü ne olsa Cumhuriyet Halk Partisi suçlandığı için o yüzden sordum yok, sana. CHP'de yok ama bugünkü rejim değişti. Yani 2012-13 değil 15 Temmuz'dan sonra devlet içinde... Atatürkçülükle muhafazakarlığın bir tip uzlaşması ama tabii bu uzlaşmada gelgitler oluyor, kutuplaşmalar oluyor, itişmeler oluyor. Olmuyor mu? Oluyor. Yani devletin iki bakanı birbirini sevmiyor. Devletin iki kurumunun adamı birbirini sevmiyor. Eskiden daha çoktu. Devlet içi çatışmalar oluyordu. Bunlar oluyor ama bu bir tip koalisyon şu an Türkiye'de. Atatürkçülük, milliyetçilik, muhafazakarlık ve İslamcılık bir dörtlü bir koalisyon içinde. Bunun gelgitleri oluyor ama bak 2012'de bizim yaptığımız programı yeniden yapma ihtimalimiz yok. Yok çünkü bugünkü uzlaşmada onları da konuşamazsın. O zaman da tabii ne oluyor? İşte Mustafa Armağan diyor ki ben özgür değilim kardeşim ben kendimi sansürlüyorum diyor. Başka bir diyelim solcu bir yazar da diyor ki ben kendimi sansürlüyorum. Bence mesela Özgür Özel de kendini sansürlüyor. Yani Özgür Özel benim gördüğüm kadarıyla bıraksan HDP ile resmi ittifak yapmak istiyor. Ama endişe ediyor. Şimdi bu adam neden endişe ediyor? Aynı zamanda bugünkü rejimde, bugünkü devletten ve CHP'nin de içinde tabii o düşüncede çok insan var. İşte Şaban Bey de ona dahildir. Sen de bence yani sizler daha Atatürkçü çizgiyi temsil ediyorsunuz. Mesela siz özellikle Şaban Sevinç HDP ile CHP'nin ittifak yapmasını istemiyor. Hatta demin bak ne diyor? Ben hükümete muhalifim ama devlete laf söyletmem kardeşim. Ben devlete bağlı bir adamım. Peki. Ya devlete Rasim, bağlıyım. Rasim ha. Şöyle yapalım. Şu bayraklar geldi. O bayrakları evet. Bir görelim. Az önce tartışma konusu olan hilafet bayrağı. Şimdi Tuba ver onları. Bir göreyim ben de. Evet. Bu 3 Ferhat Murat. Evet. Hilafet bayrağından kastilen bu değil. Bu değil, bu değil. Dakika. Ben attım hilafet bayrağı. Bir saniye, bir dakika arkadaşlar bir durun. Şimdi bu var, bu geldi. Bu mu? Şaban Sevinç hilafet bayrağı. Kastettiğiniz bu mu? Evet, kastedilen bu galiba. Evet, evet yani, sizin açılan bu. Bu hilafet bayrağı değil. Ama tamam, bir de... Bu değil. Esas, tabii kalk. Esas bu hilafet bayrağı. Bak, hilafet bayrağı budur. Esas bu, esası bu. Bilmeyen, özellikle... Kendileri laik olarak tanımlayan ama hilafet üzerinden yorum yapanlar bu bayrağa baksınlar bir daha karıştırmasınlar. Değiştirelim.
Diğeri bu değil. Bu Osmanlı döneminde kullanılamıyor. Bu da kelime-i tevhid. Suudi Arabistan bayrağında var. Suudi Arabistan bayrağı kelime-i tevhidden oluşmaktadır. Lakin Suudi Arabistan kelime-i tevhid olduğu için bunu kullanmaktadır. Burada da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazmaktadır Arapça. Bu İslam'ın 5 şartından bir tanesi. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek, Peygamber Efendimiz'in onun kulu ve Resulü olduğunu kabul etmek, buna iman etmeyi temsil eder. Ama sen en başta 3 hilaldir dedin. Bu hilal, hilafet değil. En başta 3 hilal zannediyorsunuz dedin. Burada hayır. 3 hilaldir dedin. Ferhat, bak açılan bayrak, bir daha verelim. Deminkini bir daha verelim. Açılan bayrak bugün. Bu mu ayrı? Bu. Bugün bununla alakalı bir kişi işte bu kutuplaştırmadan dolayı elinde bu bayrakla sabah 8.30'da benim de katıldığım 250 bin kişinin katıldığı mitinge giderken demin geldi, yumruk yedi. Bin diyordu, şimdi 250 bin dedin ya. Kaç bin dedim? Ben 250 bin, bin diyorum ya. Aç Twitter adresinde de 250 bin yazdım. 250 neyse. Ya 250'yi boş ver, bayraklara bakalım şu anda. Hilafet bayrağı da budur. Tamam, hilafet bayrağı o ama Şaban'ın söylediği... Bak şimdi Şaban'ın söylediği şey şu. Ankara'da ısrarla geçen yapılan gösteride de şeriat ya çağrıları, her hilafet çağrıları çok fazla hilafetle artmaya alakalı başladı. Bir tane slogan atılmadı. Ankara'da atılan atıldı sloganlara Ankara'da söylüyorum. Atıldı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ankara'da atıldı. Kahrolsun İsrail, işbirlikçi Amerika. Bütün protestolar bu. Ankara'da atıldı. Bütün protestolar bu. Dualar yani okundu, hilafet, fatihalar hilafet okundu. Hilafet istiyorum demek cumhuriyeti ortadan kaldırın hilafet demektir. Hilafet makamında şu arkadaş. Anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhdisinde. Tamam doğru. Özgür olsun herhalde, onu söyleyen de hapse atılmasın değil mi? Sen ya de hapse atsın demiyoruz da bu kadar da artık yani cumhuriyet karşıtı bir tutumun açıktan sergilenmesi ve bunun da olağan hale gelmesini de herhalde kabul edemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde de bir rejim kendisinin ortadan kaldırılmasına herhalde müsaade etmez. Gürkan Hacı, Allah barış, bu arada İslamcılar da bu arada, ya biz özgürce konuşamıyoruz diyorlar. Ya arkadaş ya, nasıl konuşamıyorlar? Yani İslamcılar artık ne diyecekler? Ben İslamcı televizyonları izliyorum. Terlik satıyorlar, yanmaz kefen satıyorlar. Yani gerçekten. Bak bu rezalet o. Ya, o rezalet, her satan İslamcı diye de. Hayır ama yani işte bir sürü adam bu arada barış. Ona. Onun barış. Yasaklanması lazım. Bu arada bugün kefen satmak. Bugün... Bunlar Müslümanlık istismarıdır. Ama Barış, sizin de Atatürk istismarı olduğunda senin 2500 liraya da kitap satmayalım değil mi Rasim? Sizin gibi Atatürkçü aydınların da karşı çıkması lazım ya. Ama yani şimdi Şaban'ın diye... Şaban'ın söylediği şey tabii ki hilafet nedir? En nihayetinde tabii ki hilafet denildiğinde ne gelir insanların aklına? Sonuçta şeriat istekleri geliyor. Ama bilmedikleri için efendim, siyasi bir makam Barış efendim, arkadaş. Siyasi makam da değil, İslam devletlerinin başını temsil eder. Hilafetle, dünyadaki tüm İslam devletlerinin peygamberden sonra gelen yönetici, ona devredilen. Siyasi lider ama. Tamam, siyasi dini liderliği değil, siyasi şimdi liderliği. Ona geldiğinde, Barış, bu tartışmaya girdiğinde bir süre sonra... Ayrıca, Türkiye'de biz cumhuriyetin Atatürk temel dinamiklerini tartışmaya zirvesi atacağız. Yapılıyor ya bu ülkede. Bu arada, TikTok'ta bu arada... yayın açıp milyonlarca lira para kazanıyorlar. Aynen, Atatürk'e benziyor diye ya. İstismar her yerde var. Barış, Atatürk istismarcılığına da din istismarına da artık hepimizin dur demesi lazım. Bak bu iş çok deli noktalara ulaştı. İstismarın her türlüsü, bu arada karşısındayız Rasim. Bir gelişmeyi ya, aktarayım. Kaç tane adam bugün oldu o... Atatürk'e benzeyen adamlar kaç kişi oldu? Düğün düğün geziyorlar, millet ağlıyor. Ya ben bunu Atatürk'ü Şaban gösterdi zaten. Şaban ya iki tane tweet attı. Atatürk'ü yurttaşlarımıza da yani, seslenelim. Bu yumruk yiyen mi? Ya adamın biri geliyor, Atatürk gibi leblebi yiyor, rakı içiyor, insanlar ağlıyor, TikTok'tan paralar kazanıyor. Gel bak, bir Müslümanlık, öbür de Atatürkçülük konusunda Türkiye'nin bir normalleşmesi lazım ya. Peki ya, şöyle bir şey, bir dakika Rasim. Şu bugün yumruk olayı vardı. Şunu, bir dakika. Şunu bir saniye Gürkan. Gürkan Hacı, bir konu daha var. Fatih Tezcan. Ferhat bir saniye. Yanlış bir bilgi verilmiş, onu düzeltmeniz lazım. Atatürk'e hakaretten yargılanmıyor. Zafer Partisi il başkanının yaptığı bir dezenformasyonmuş. Atatürk'e hakaretten dolayı bir ceza almamış. Bilgi olarak bunu da paylaşmış olalım. Biraz daha yaklaştıralım. Ne diyor lan? Hilafet, hilafet, hilafet diye. Nerede bu? Bu neresi efendim? Ankara. Ankara ya. Şimdi Şaban Bey. Ben o zaman... Aynı gün İstanbul'da Şaban Bey. Bir dakika Sinan Bey, bir saniye. Bir şey yani okuyacağım burada... şimdi. Bir dakika, bir şey okuyacağım. Bugün bu yumruk meselesinde biliyorsunuz. Evet. Hilafet bayrağını taşıdığı
iddiasıyla Ege Akersoy tarafından yumruklanan bir kişi vardı biliyorsunuz. Genç bir çocuk, evet. Genç çocuk. Ege Akersoy Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiymiş. Emekli bir subay babası varmış. Hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini ancak son günlerde Türk bayrağına, Atatürk'e yapılan saygısızlıklara çok içerlediği için çok dolmuş. Ve bu yumruklu saldırıyı yapmış ve Ege Akersoy tutuklanmış. Şimdi Ege Akersoy'un yumruk attığı kişinin fotoğrafı da var. O evet, az verelim. Önce Ferhat Murat'ın söylediği tevhid bayrağı. Şimdi tamam. Evet, hilafet bayrağı değil. O fotoğrafta var. Ben videoyu da izledim Gürkan Acır. Şunu söylüyor. Diyorlar ki. Pardon işte, Sinan Buran geleceğim ben. Hilafet bayrağı taşıyordu. Ben çok kızgınım. Ben de Müslümanım. Ben Türk'üm. Böyle bir Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Bak kutuplaştırmaya çalışan bazı siyasi partiler var. Etnik siyasetten götürüp işi kafa tasçılığa bağlayanlar var. Hüdapar mı? Hüdapar değil. Zafer Partisi. Evet. HDP, HDP gibi Zafer Partisi de farklı. Hüdapar da yapıyor da. Hüdapar hiçbir şey yapmıyor. Bak Hüdapar'ın yaptığı şeyin ben Hüdapar'ın yaptığı şeyin yanında değilim. Tamam, onu söyleyeyim. Orada ama değilsin. Ama HDP'nin kimi de karşısındayım. Birisi iktidarın yanında değil onu koruma. Teröristlerin siyasi uzantısına karşısındayım. Şimdi o konuyu sulandırmayalım. Şunu söyleyeyim. Bugün Sinan Burhan'a da geçelim. Anlatıyordum. Ya bir müsaade Sinan Burhan da bir konuşsun ama sürekli tamam, ikiniz tamam. Konuşunca şimdi, bir de Rasim'e dönüyor. Olayı anlatamadık yarım kaldı onu bugün söylüyorum. Bugün o yumruk attı bir vatandaş. Ege Akersoy'muş suratı evet. Suratı kanandı. O yumruk atılan kişi İsmail Aydemir. Hı hı. Yumruk atılan kişi hani suratı şurası. Doğrudur tanımıyorum ben. 10 Kasım'da şöyle bir tweet atmış. Akıl tutulması /10 Kasım. Efendim elhamdülillah. Mesela 20 Aralık 2023'te tamam bu yumruk yemesini mi gerektiriyor? Ay bir dakika. Bir yolda dakika. Yürürken o bayrağı elinde dakika, taşıyor diye yumruk dakika, yemesini mi gerektiriyor? Bir dakika sevgili Ferhat bir dakika lütfen ya. Bak sen konuşurken ya bak, eline dinliyorum. Sağlıkla aynı ya, noktaya geliyorsun. Ya bir dakika cümlede bir saniye. Eline sağlıklı yazan bazı operasyonel zannediyorlar var. Aynı noktaya geliyorsun. Kardeşim sen programın komiseri misin ya? Komiseri falan değilim. Niye konuşuyorsun? Doğru bilgi vereceksin doğru bilgi vereceksin. Tamam Ferhat Bey ben ben adamın attığı tweetleri söylüyorum. Peki tamam attığı tweetleri. 20 Aralık'ta attığı tweet. Elhamdülillah Şeyh Said onurumuzdur. 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında yıl dönümünde attığı tweet. Cumhuriyet kuruldu iyi güzel. Harf niye değişti? Caydırıcılık ve adalet isabeti kesin şeriat niye kaldırıldı? Hilafetten ne istendi? Şapka ne ya? Hele hele Kur'an yasaklandı. Kur'an yasaklandı diyor. İslamcı bir adam işte. Kur'an siz kutlayın ben dönüşmek istemiyorum. Şimdi bu adam. Ne yapayım ben de Ege Aksoy'un tweetlerini mi göstereyim? Hayır, bugün İkisi de yanlış. Bugün bir tane Türkçe tweet atmamış. Twitter adresine. Tamam da yani. Hayır ben yumruğum. Hayır.